Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere dibin dibi seviyelere gelmiş, düzeltmesini yapmış ve yükselişi hazır olan 4 tane hisseyi inceliyor olacağız. Bir tane de bonus hissemiz olacak. Toplam 5 tane hissemiz, şirketimiz olmuş olacak. Buradaki dediğim gibi motivasyonumuz yani bu hisselere bakış açımız nedir? Birincisi düzeltmelerini yapmış olmaları gerekiyor. İkincisi yükselişi hazır seviyelerde olan 4 tane bir bonusla birlikte 5 tane özel şirketi inceliyor olacağız. Bunlardan bazıları biraz daha riskli yani düşük ödenmiş sermayeli düşük işlem hacmi gören gün içerisindeki şirketler yine düşük öz kaynakları bulunuyor. Bunlar da e, kısır hisseler oldukları için tavan tavan ve taban taban gitmeye yani hızlı hareketler yapmaya daha müsait hisselerdir. İçlerinde bürüt takaslı olan bir hisse var o bonus hissemizi görebileceksiniz zaten. Bürüt takastan çıkmamıştı diye hatırlıyorum. Yine kontrol etmenizde fayda var. Bürüt takas dediğimiz olayda aslında çok basitçe o gün içerisinde aldığınız malı o gün içerisinde satamıyorsunuz ki spekülatif hareketlerden uzak durup yani hisseyi biraz tutmuş olmanız isteniyor SPK uyarınca. Şimdi burada özellikle de yapmak istediğimiz şey biraz daha kısa vadeli ya da orta kısa vadeli diyelim alıp kar marjını elde ettikten sonra satış işlemini gerçekleştirebileceğimiz düzeltmesini tamamlamış veya tamamlamaya yakın yükselişi hazır olan 4 bir bonusla birlikte 5 hisseyi göreceğiz. Şimdi buradaki dediğim gibi ana noktamız düzeltmesini tamamlamış veya tamamlamaya yakın. O yüzden bizlerin burada yapması gereken bazı noktalar var. Bunlardan birincisi kademeli alım satım yapmalı ve stop loss ile işlem yapmalıyız. Yani örneğin bugün A hissesi içerisindeyiz. Birazdan inceleyeceğiz. Bu seviyeden bütün paramızı tek kademe olarak alırsak ve düzeltmeyi tamamlamadıysa aşağı doğru bir miktar daha geri çekilme yaparsa ne kadar da olsa %2, %3, %4 civarında bir zarar etmiş oluruz. Ha belki sonra yeni zirvesine giderken bu karı elde etmiş oluruz ama nedir bu? Daha az kar yapmamıza ve daha uzun vadede bu karı gerçekleştirmemize sebebiyet verecektir. Bu yüzden mutlaka kademeli alım satım yapacağız. Yani bir kademe buradan aldıysak bir kademe buraya bir kademe buraya muhakkak para ayıracağız ki işlemlerimiz daha mantıklı gerçekleşsin. İkincisi stop loss ile çalışmaya çalışacağız. Sonuçta biz burada orta kısa vadeli bir işlem yapıyor da olsak yani orta vadede kısa vadede yükselecek ve bizim de o süreç tarafında hızlıca para kazanabileceğimiz. Nedir bu? Bir hafta 10 gün 15 gün 20 gün ama bir ayı geçmeyecek şekilde alıp satabileceğimiz 5 tane hisseye göreceğiz. Peki bizler burada stop loss çalışsak ve hisselerde eğer aksi bir durum olursa nedir bu aksi durumlar? Birazdan zaten söyleyeceğim sizlere. Endeks düzeltme yaparsa, şirket kötü bir haber açıklarsa, kapa kötü bir bildirim düşerse, endekste kötü bir haber açıklandığı için endeks düşüşe başlarsa bizim stop lossumuz olduğu için başarısız bir trade yapmış oluruz. Ama örneğin buradan aldığımız malı şurada stop olmuş oluruz. yüzde ile stop olmuş oluruz. Veya siz bu stop marjını %3'e iki 2,5'a sabitleyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o kar risk algınızdan kaynaklanıyor aslında biraz da. Profesyonel trade eğitim serisi bildiğiniz gibi katıl tarafında devam ediyor. Eğer ki bu işleri öğrenmek, çok daha detaylı şekilde yapabilmek istiyorsanız katıl tarafına kayıt olarak o profesyonel trade eğitim serisinde işte kaç yüzdeye kaç marj belirlenmelidir gibi konuları orada değine değine yavaş yavaş ağır ağır gidiyoruz. O taraftan da eğitiminizi alıp öğrenebilirsiniz bunu daha rahat. Ama tekrar konumuza döndüğümüzde stop loss ile işlem yapmakta çok büyük fayda var. Çünkü piyasa biz trade açıp aşaması içerisindeyken çok ani bir tepki verirse biz işlemimizi satmış yüzde bir zararla bu düşüşten kurtulmuş oluyoruz. Bir diğer önemli nokta endekse göre dibin dibi olmuş şirketleri bugün bulmaya çalışacağız. Bunu da şuradan görüyoruz. Şimdi bakın 30 Eylül hatta 1 Ekim diyelim. 1 Ekim tarihi itibarıyla Yükselişe baktığımızda tepede %73 Biz bunu %75 diyelim ortalama %70 ile %75 arasında bir yükseliş Olduğunu görüyoruz bunun altında kalan Yükselişler bizim için düşük kalmış Ucuz kalmış cazip seviyedeki hisselerdir Diyebileceğiz eğer endeks 2 ay Yatay yaparsa veya bir kağıt 2 ay Boyunca yatay yapıyorsa 1 ay boyunca yatay yapıyorsa Bu zaten ciddi bir düzeltme demektir İlla düşmesine gerek yok çünkü yüksek Enflasyon içerisindeyiz muhakkak uzun vadeli Yatırıma göre çok daha riskli bir işlemdir Burada yapacağımız işlem çünkü biraz daha Orta kısa vadede hızlıca kâr Almaya çalışıyoruz. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Endeks bu trade süreci içerisinde düşerse terste kalınabilir. Bu yüzden dediğim gibi kademeli alım satım yapmakta ve stop loss ile çalışmakta çok büyük fayda var. Bir son noktamız da bu videonun versiyon ikisinde uzun vadeli olanını yapacağım. Ama bu seviyelerden uzun vadeli yatırımı çok çok da tavsiye etmem. En azından şöyle bazı düzeltmelerle 5060'ların yoklanmasını belki işte 5200'lere değilmesi daha mantıklı olacaktır. Ama versiyon 2'de yine dibin bir dibi seviyelerde olan ve uzun vadeli 5 yıl ve üstü yatırıma uygun olan şu anda da alınabilecek cazip seviyelerde olan 4 şirket adlı bir videoyla da bir sonraki videoda bunun versiyon 2'sini yapıyor olacağız. Herhalde temel olarak değinmem gereken tüm noktalara değindim. Şimdi hisselerimizi birlikte inceleyerek o yükselişe başlayabilecek 4 tane şirketimizi bir de bonus şirketimizi inceleyebiliriz. Hemen ilk hissemle başlıyorum. İlk hissem Ayen. Şimdi Ayen Enerji'ye geldiğim zaman öncelikle bakacağım nokta 1 Ekim tarihinden itibaren ne kadar yükselmiş. Evet şuraya tekabül ediyor. Şöyle baktığım zaman şu an %64'lük bir yükseliş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu da endeks %70-75 civarında bir yükseliş gerçekleştirdiğine göre %10 altında kaldı demektir. Ve bizim burada yapabileceğimiz önemli nokta eğer ki gün içinde fitil atmalarla 39-24 seviyelerine değerse ve biz buradan yakalayabiliriz çok daha yüksek bir kar marjı elde etmiş olacağız. Çünkü bu seviyelere geldiğinde %60 yükseliş olmuş oluyor. Endekse göre yüzde %15 ucuz kalmış olacaktır. Fakat şu anda gördüğümüz üzere wave trend bir al vermiş. Göreceli güç endeksi kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırdığı an itibariyle artık burada işlemlere girebiliriz. Çünkü bugün gördüğümüz üzere şöyle kapatırsak daha da net görebileceğiz. Bugün gördüğümüz üzere bu kırmızı mum kapansa dahi hareketli ortalamanın üzerinde veya sınırında kaldığımızı görebiliyoruz. Bu bağlamda ilk yükselişine başlayacağını düşündüğümüz şirketimiz AYEN. Peki AYEN'de ortalama kar marjlarımız nelerdir? Şimdi tepede %13'lük bir kar marjımız var. Ben bunu iki kademe ayırabilirim. Biraz da güvenli özellikle trade yapmak, orta kısa vadede para kazanmak isteyenler için diyelim. Şurada gördüğümüz 43 lira 62 kuruşlar seviyesini bir kademe %7 ile kar marjı alırız. Hele biraz da daha altlardan yakalayabilirsek ikinci kadememizde şurada gördüğümüz %16 kar marjıyla hemen bakalım seviyesine 45 lira 80 kuruşlar olacaktır. Bu iki seviyede satış bizim için mantıklı olacaktır. Tabii ki alırken de satarken de kademeli alım satım yapmayı ve gün içerisindeki o fitilleri kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Burada çok düşünemediğimiz kadar yüksek kar marjlarını aslında kaçırmış oluyoruz. İlk hissemiz Ayendi ve burada da iki alım noktası ve iki kar marjı karşımıza çıkmış oldu. Bir tanesi şu anki seviyesi bir tanesi 39 lira 24 kuruşlar seviyesiydi. Satış içinde iki tane önemli seviyeyi burada belirlemiş olduk. Ayana baktığımız zaman riskli bir şirket mi? Orta uzun vadede sıkıntılı bir şirket mi? Hayır değil. Bir kere yenilenebilir enerji tarafında faaliyet gösteren bir şirket. Özellikle öz kaynak büyümesi gayet güzel. Esas faaliyet karında %580 net dönem karında %1400 büyüdüğünü görebiliyoruz. Bir değerleme yaptığımız zaman şu an değerlemesinin üzerinde hak edişi olduğunu da görebiliyoruz. Hemen bakalım şöyle 1.2 milyar TL'lik bir net dönem karı var. Bir sonraki bilançoda 600 milyon TL'lik bir kar getirirse 1.8 milyar TL'lik yıllıklandırılmış net dönem karı oluyor. Bunu ödenmiş sermayesine böldüğümüzde zaten 10FK'dan çalıştırdığımızda 64-65 lira bir değerlemesi olduğunu ve üzerinde %50 potansiyeli olduğunu da görebiliyoruz. Yani AYEN burada alsak ve daha aşağılara gitse dahi elimizde tutmaya devam edebileceğimiz bir şirkettir. Fakat diğer şirketlerimizin hepsi böyle değil. Hepsi değerlemesinin çok çok altında ve üzerlerinde %50 kar marjı bulunuyor değiller. O yüzden zaten alış amacımızda orta kısa vadede para kazanmak, trade'den veya kısa vadede yükseleceklerden para kazanmak olduğu için keza endeks çok ciddi yükseldiği için zaten bunun daha mantıklı olduğunu da ifade edebilirim. Alıp da çok uzun vade beklemek için Ciddi düzeltmelerle karşılaşabiliriz Daha aşağı seviyelerden almışızdır diğer farklı hisseler için konuşuyorsak hiç problem yok Ama bu seviyelerden yeni zirvelerden hisseler alınırken Daha kısa vadede kar realizasyonu yapıp çıkmakta Büyük fayda var çünkü ifade ettiğim gibi Şu an biraz Borsa için pahalı taraftayız bu pahalılık dolar bazlı grafiğe bakıldığında öyle gözükmüyor ama her şeyde dolar bazlı grafik üzerinden yürümüyor. Bununla ilgili yine kapsamlı bir endeks videosu yapacağım yakın zamanda. Orada tekrar konuşuruz. Burada düzeltmesini tamamlamış ve yükselişe hazır 4 hisseden bir tanesi Ayan olarak karşımızdaydı. Hemen gelin ikincisine geçelim. İkincisi VBT Yazılım. VBT yazılımda yazılım tarafında ve bilgisayar donanım tarafında gayet güzel şirketlerden bir tanesi. Biliyorsunuz işte logo var o tarafta, Mia Teknoloji var, VBT var, kafein var. Bunlar yazılım tarafındaki güzel şirketler. VBT'nin aynı zamanda gelecekle ilgili yaptığı projeler de çok kuvvetli olduğu için yakın zamanda bir faaliyet raporunu incelemiştik VBT'nin hatırlarsanız. Oradaki yükseliş tarafı çok yüksek gözüküyor. Yani uzun vadesi çok çok parlak gözüküyor. Fakat biz bu video içerisinde kısa vadede kazancı düşünüyoruz. Şimdi kısa vadede kazancı düşününce de aynı Ayen'de gibi iki tane hedef noktamız var. Bakın burada görüyoruz. Birincisi 52 lira 70 kuruşlar seviyesi. Şöyle mouse ile çiziyorum. 52 lira 70 kuruşlar seviyesi ilk alım noktamız. İkinci alım noktamız 49 lira 55 kuruşlar seviyesi. Bu iki noktadan alım yaptıktan sonra bek dediğimiz yine 3 tane sinyalimiz var. Wave trend osilatörünün ala dönmesi, göreceli güç endeksine bir para girişi olduğunu görmemiz ve kendi üstel hareketli ortalaması yukarısında kapanış görmek bizim için evet yükselişe geçti düzeltmesini tamamladı demek. Ben aslında buradan bir kademe atarak bekleyişime başlar. İkinci kademem için 49 lira 55 kuruşları beklerim. Kar realizasyonu için ortalama maliyetin 51 liralara geldiğini düşünürsek hani bir kademe buradan bir kademe buradan attık. Ortalama maliyet 51 liralar seviyesine gelirse buradaki ilk kar realizasyonu noktamız aslında şurada gördüğü %13'lerle 58 lira 20 kuruşlar seviyesi oluyor. Hatta biraz daha şöyle denk getirirsem 57 lira 30 kuruşlar seviyesi %11 kar marjı olarak gözükmüş oluyor. İkinci kadememize baktığımız zaman satış için uygun olan kadememize şöyle yukarıdaki seviyemiz olan %27'ler seviyesiyle 65 TL 75 kuruşlar bizim için mantıklı gözüküyor. O zaman bizim burada neydi? 2 tane kadememiz 52 lira 70 kuruşlar ve 49 lira 55 kuruşlar olarak gözüküyor. Satış noktalarımızda 55 lira 15 kuruşlar ve 65 lira 75 kuruş olarak karşımıza çıkmış bulunmakta. Tabii ki burada piyasanın şekillerine göre kademe seviyelerinizi kendiniz alçaltıp yükseltebilirsiniz. Satış kademe seviyelerinizde alış kademe seviyelerinizde kendiniz ayar yapabilirsiniz. Buradaki önemli nokta muhakkak suretle piyasanın konjektürel yorumuyla piyasanın endeksin koşullarıyla ve hareketleriyle buradaki şirketlerimizin hareketlerini harmanlayabilip oradaki kademelerde oynama yapabilirsiniz. Aynı zamanda baktığımızda önümüzdeki süreçte VBT'de işte wave trend alıma geçmiyorsa aşağı yönlü gidişat devam ediyorsa burada gördüğümüz göreceli güç endeks aşağı doğru devam ediyorsa desteğini kırarak 49 liradaki desteğini kırarak aşağı doğru devam ediyorsa demek ki bu düzeltmeyi tam olarak tamamlamamıştır ve alış sinyali tam olarak başlamamıştır diyebileceğiz. Şimdi 3. şirketimize geçiyoruz. 3. şirketimiz Menderes. Burada şunu ifade edeceğim. Şimdi en son bonus olan hissenin tam yükseliş sinyaline başladığı noktadayız. Size göstereceğim. Ama bu videoyu biraz geç izlerseniz biraz geç izledikten sonra bekleyip izlemek isterseniz o zaman ise kaçmış oluyor. O yüzden ben ben yani düzeltme içerisinde olan ve düzeltmesini tamamlamaya yakın olanları çekiyorum ama tam tamamlamamış oluyorlar. Çünkü tam tamamladıkları yükselişe hazır oldukları anda çekersem izlemekte geç kalmış oluyoruz. Çünkü bu video editlenip de yükleniyor. Fakat burada birazını size bırakmak istedim. Yani o düzeltmenin içerisinde Ken tam sizlere videosunu çektiğim zaman hem sizler düzeltme içerisinde ise inceleyebiliyorsunuz hem de geç kalmadan çekebiliyorsunuz. Burada yani o zaman sıkıntımız olduğundan dolayı tam yükseliş hazır olanları ifade edemiyorum. Gelelim bir sonraki şirketimiz olan Menderes'e. Menderes'te yine değerlemesine baktığımız zaman VBT gibi AYEN gibi güzel bir şirket olduğunu görüyoruz. E özellikle de çarpan oranlarına baktığımız ve karlılık büyümesine baktığımız zaman muazzam seviyelerde olduğunu görüyoruz işte esas faaliyet kârındaki, net dönem kârındaki, öz kaynaklarındaki, öz kaynak karlılığındaki artışların süper olduğunu görüyoruz. Menderes'te bu bağlamda güzel bir tekstil şirketi olarak karşımızda. Zaten VBT yazılım tarafındaydı, AYEN yenilenebilir enerji tarafındaydı, Menderes tekstil tarafındaydı. Ben ne kadar istersem isteyeyim özellikle Kısa vadeli olsun uzun vadeli olsun hiç fark etmiyor Seçtiğim şirketlerde geleceğin şirketleri içerisinde değilse yani berbat sektörlerde yer alıyorsa Berbat değerlemelere sahipse berbat karlılıklar yapıyorsa çok kötü yöneticiler tarafından yöneliyor yönetiliyorsa Ben yine bunu kısa vadeli dahi olsa çekemiyorum Yani burada çektiğimiz şirketler aslında korkulacak şirketlerde değil Gayet güzel şirketler Ama buna rağmen yine Kısa vadedeki o trade işlemimizi yapmakta büyük fayda var Şimdi Menderes tarafına baktığımızda iki tane Alım noktamız var aslında burada birinci seviyemiz Şu anda gördüğümüz 18 lira 43 lira hatta şöyle biraz aşağı çekip 8 lira 36 kuruşlar diyebiliriz. 18 dedim sanırım. 8 lira 36 kuruşlar buradaki birinci seviyemiz. Buradaki ikinci seviyemiz ise 7 lira 74 kuruşlar olarak bize iki kademe sunmuş oluyor. Şimdi bu iki kademeden aldıktan sonra satış noktamızı nereye koyabiliriz? Ortalama maliyeti 8 lira 5 kuruş olarak düşünecek olursak birinci satış noktamızı burada %15 kar marjıyla 9 lira 28 kuruşlar seviyesine koyabiliriz. İkinci kar marjımızı daha tepede %22 hatta belki bir kademe daha yukarı çıkartarak 9 lira 90 kuruşlarla %23 kâr marjına koyabiliriz. Ha tabi burada biraz daha ben az risk seviyorum az risk istiyorum hocam diyorsanız buradaki seviyemizi biraz da aşağı seviyelere çekerek 8 lira 91 kuruşlara getirip %11 kâr marjı ve %23 kâr marjı olarak iki kademe yapabiliriz. Yani burada biraz aynı profesyonel trade eğitim serisi içerisinde anlattığım gibi sizin risk algınıza her ay köşeye koyabildiğiniz paraya yaşınıza getiri beklentinize bağlı olarak buradaki aslında alım satım imkanları vadeleri ve kademeleri değişiyor. Fakat dediğim gibi ben genel bir bakış açısıyla bu noktayı çıkartmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi her kişiye göre değişiyor. Bir diğer katıl demişken önemli noktayı belirteceğim. Profesyonel trade eğitim serimiz katılla devam ettiği gibi siz bu videoyu izlerken katıl tarafına yeni bir video da girecek veya birkaç saat içerisinde girecek. Yani siz bu videoyu izlediğiniz gün katıl tarafına çok önemli bir video yayında olmuş olacak. Lütfen onu da kaçırmadan izleyin. Artık dediğim gibi piyasa tarafında hareketli işlemler başlıyor. Katılla bunu hızlıca desteklemeye çalışacağız. Katılla kayıt olabilmek için de yorumlar ve açıklamalar kısmındaki link üzerinden kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Menderes'i de tamamladık. Gelelim bir sonraki şirketimize. Aslında bonustan önceki son şirketimiz Konya Kağıt. Şimdi Konya Kağıt'a baktığımız zaman şöyle açacağım. Burada Konya kağıdın özellikle de çarpan marjlarının fena olmadığını yine görebiliyoruz. Ama diğerleri kadar iyi değil. Aynı şekilde çeyreklik net etkarları güzel artışlar gösteriyor. Fakat büyümeleri şurada baktığımız zaman yani bir önceki 2021'in 12 aylığında tüm çeyrekliklerinden daha iyi bir çeyreklik açıklamış. İşte veya öz kaynak karlılığı aşağı doğru dönmüş. İyi bir şirket ama diğerleri kadar sağlam bir şirket veya sağlam büyüyen bir şirket değil. Bu geçmişinde hızlı büyüdüğü için de olabilir. O yüzden burada biraz daha kısa vadeli biraz daha temkinli davranacağız. Birinci kadememiz tabii ki şu an bulunan kadememiz. ikinci kadememiz de aşağıda gördüğünüz 62 lira 05 kuruşlar seviyesi. Burada biraz daha bakın hassas davranıyoruz. Yani kadememizin arası daha kapalı ki düşerse daha rahat stop olup işlemden çıkabilelim diye. Burada ortalama maliyetimizi 63 lira 45 kuruşlar seviyesinde görürsek ilk kadememiz bu noktada şöyle bakıyorum altı buçuklarla yüzde yedilerle 67 lira 70 kuruşlar seviyesi. Hemen ikinci kadememize baktığımız zaman şöyle ikinci kadememizde bir yukarısındaki %11 kar ile 70 lira 50 kuruşları olarak karşımıza çıkıyor. Yani alımlarda daha dar daha seçeceğiz. Satımlarda daha çabuk daha hızlı davranıyoruz. Çünkü buradaki risk imkanının biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Dördüncü kağıdımız dördüncü hissemiz Konka'ydı. Konka'daki kar marji imkanlarımız da bu şekilde. Yine burada bakın göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kıracak ivmeyle gittiğini görüyoruz. Üstel hareketli ortalama onun üstüne hemen neredeyse çıkış yapacak ve Wade Brent'te de bir al sinyali bekliyoruz. Tabii ki bu sinyalleri bekleyip teknik olarak da kontrol etmemizde çok büyük fayda var. Gelelim son şirketimize, bu bonus şirketimiz dediğimiz şirketimize. Şimdi bonus şirket olduğu için biraz daha riskli bir gruptan seçtim. Biraz da alım satım arasında farkları daha açık şekilde yazmaya çalışacağız. Burada aynı zamanda da en önemli noktası şu an itibariyle bir al sinyali var. 21 Aralık itibariyle göreceli güç endeksi al vermiş özür diliyorum göreceli güç endeksi kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırmış ve iyi bir para girişi olduğunu söylüyor. Wave trend osilatörü al vermiş ve kendi hareketli ortalamasının üzerinde bir kapanış olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda alım seviyelerimizden bir tanesi şu anki seviyesi olan 2 lira 24 kuruşlar seviyesi. Bir ikinci seviyesi yani biraz aşağı düşüşlerde ne kadar kademelenebiliriz? Şöyle baktığımız 2 lira 15 kuruşlar seviyesi. Yukarıda satış imkanımıza baktığımızda birincisi şurada gördüğümüz tepe noktası olan %6 nokta hatta %7'lerle 2 lira 41 kuruş seviyesi. Bir sonraki seviyemiz ise bulunmamakla birlikte %12 ve üzerindeki tüm getirilere satış için uygun imkan veriyorum. İşte burada artık %12 ve üzerine geçtikten sonra yani nedir bu da? İşte 2 lira 40 değil de 2 lira 60 kuruş sonrasında her kademe bizim için satış için uygun olacaktı. Çünkü yeni bir zirveye gittiğini görüyoruz. Geçmişte görmedi yani uzun süredir görmediği yeni bir zirveye gittiğini görüyoruz. Bu bağlamda artık aldığımız o noktadaki fiyattan sonra 2 lira 60 kuruşlar ve üstündeki her seviyeden satış yapabiliriz. Burada bekleriz. Yani 2 lira 60 kuruşta bir kademe satarız. 70'e bekleriz. 80'i 90'ı bekleyerek ilerleyebiliriz. Gittiği yere kadar içinde olabiliriz ama stop loss'larla gideriz. Yani ani düşüşlerde stop olup kardayken çıkmayı sağlayabiliriz. Burada Euro Yatırım Holding'in yine berbat bir şirket olmadığını görüyoruz. Yani e, çok kötü bir şekilde yönetilmemiş veya karlılık marjları da çok kötü değil ama çarpanlarına vesairesine baktığımız zaman çok kötü seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bakın zaten 60 FK'da çalıştığını görebiliyoruz. Çeyreklik net karlarda zarar yazmıyor ama Favök marjına zarar yazdığını henüz 2-3 çeyrek önce zarar yazdığını görebiliyoruz. Bu bağlamda Euro Holding zaten bonus hissi olarak vermemin nedeni o. Bonus hissi olması iyi bir hissi olmasından kaynaklanmıyor. Kötü bir hissi olmasından yani kötüden kastım daha zarar e, riskli, daha kuşkulanabileceğimiz, daha temkinli hareket edebileceğimiz bir şirket. O yüzden şurada yarışma yakın 2 kademe yazdık. Bunun altına bir dönüş gördüğümüzde veya şu anda işte 2.25'lerden aldıysak, 2.24'lerden aldıysak kendimize burada 2.18'leri, 2.17'leri stop yazabiliriz. Bunun altına geldiği zaman stop olup çıkarız. Yukarı seviyelerde de çok daha düşük kar marjını gördüğümüzde yani 2.24'te aldık. İşte 2.34'te, 2.45'lerde, 2.50'lerde artık stop olarak ilerlememiz gerekiyor. Kar realizasyonumuzu sağlayıp çıkacağız. Diğer 4 şirket yine ne kadar da olsa uzun vadeli yatırım içinde, orta vadeli yatırım içinde tutulabilirdi. Ama Euro Yatırım Holding'e baktığımızda sadece trade etmek için sadece alıp kar marjımızı görüp satmak için kullanabileceğimiz bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Dibin dibi seviyede olan düzeltmesini tamamlamış veya henüz tamamlayacak olup yükselişi hazır 4 ana 1 bonus şirketle birlikte 5 şirketi bugün incelemiş olduk. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak ve yorum atarak destek olursanız çok çok mutlu olurum. Destekleriniz kanala olan destekleriniz benim için çok önemli. Aynı zamanda hem destekler için hem ekstra video ve eğitimler için de katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.